Bu arada Galatasaray'dan Kazımcan'ın açıklamaları varmış. Hemen bir dönelim oraya. Herhalde bir futbolcu için en üst noktalardan bir tanesi ki o şansı kendinde yakaladın. Bunu anlatabilir misin? Seni tanıması için Galatasaraylıların futbola başladın, nerede başladın, nasıl bir evreden geçtin? Bunu öğrenebilir miyiz? 6 yaşında Altay Spor Kulübü'nde başladım. Futbol okuluna gitmiştim. Ardından da yaş kategorilerinde U11, U12, U13, U14, U15 derken A takımda kendimi buldum. Tabii herkesin hayali olan o forma altında A takımda oynamak herkesin nasip olmuyor. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Ardından da Galatasaray Kulübü'ne transfer oldum. Mutluyum yani. Kazımcan. Milli takımla ilgili, kariyerinle ilgili ne düşünüyorsun? Yani tabii ki de her basamağa sıra sıra geçmek lazım. Birden çıkarsak birden düşmemiz de o kadar kolay olabiliyor. Şu anda U16, U17, U19 daha yeni de Ümit Milli'ye çağrıldım. Yavaş yavaş da A takıma çağrılarak süre bulmak ve şans bulmak istiyorum. İnşallah diyelim. İnşallah. Kazımcan hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Sormak istiyorum. Galatasaray taraftarının beklentisi özellikle kanatlarda, beklerde oynayan oyuncuların hücuma da katkıda bulunması, skor üretmesi, asist yapması. Bu konuda neler söyleyeceksin taraftara mesajın nedir? Taraftara mesajım dediğim gibi ilk röportajda da ilk maçtan son maça kadar bizi desteklesinler. Onların bize güvenini sahada yansıtarak, onların inancını sahada yansıtarak elimizden geleni yapacağız. Takım olarak da bunun bilincindeyiz. Sol bek mevkisinde de Galatasaray'a katkı vereceğimi düşünüyorum. Tabii farklı bölgelerde de şans bulursam onları da elinden geleni yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım iki taraf için en hayırlısı olur. Her futbolcunun farklı özellikleri vardır kendisini tanımladığı. Sen kendini nasıl bir futbolcu olarak tanımlıyorsun? Nasıl kendimi yani bunu hiç düşünmemiştim. Çok güzel bir soru oldu. Kendimi yani saha içinde özgür ve güvenli hissediyorum. Çünkü öne çıkışlarımda olsun, takıma katkı vereceğim anlarda da olsun. Önündeki, sağımdaki, solumdaki oyuncu iyi olduğu sürece bana da katkı geliyor. Ben de onlara katkı verdikçe daha bir ortam sağlanıyor. Daha iyi şartlar oluşuyor ve daha iyi maç çıkartıyorum. Şöyle bir baktım ayakkabına 88 giyeceksin herhalde. Evet abi. Bir önemi var mı 88'in Ya forma numaranda? aslında bir önemi yok ama güzel bir hoş buldum bir numara. Bu sene de Galatasaray formasıyla 88 numarayı giyeceğim. Umarım hayırlısı olur benim için tabii ki de. Kazım, bir de Okan Hoca'yı soralım. Okan Hoca'yla çalışmak daha yeni başladın ama o da Galatasaray'ın çok önemli isimlerinden biriydi futbolculuğunda. Şimdi de hoca olarak sizinle birlikte. Tabii ki de takip ettiğim bir hocaydı. Türk futbolunda değerli bir hocamız. Onunla çalıştığım için ayrıca mutlu ve huzurluyum. Okan Hoca'yla görüştüğüm zamanlarda da bana o sıcakkanlılığını hissettirdi. Galatasaray'ın nasıl büyük bir aile, büyük bir cami olduğunu söyledi ve onu dile getirdi bana. Ben de bu şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray forması giyeceğimi söyledim. Şartlar oluştu ve şu anda Galatasaray formasını giyiyorum. Umarım uzun yıllarda forma hizmet ederim. Son olarak bir de taraftara mesajını alalım. Sezon öncesinde 5 Ağustos'ta sezon başlayacak çünkü. Ya tabii ki de taraftarlarımızla dün buluştuk. Avusturya'ya indiğimiz zaman gerçekten de bu büyük bir camianın parçası olmak için hani elinden geleni yapabileceğimi bir kez daha hissettim. Taraftarlarımıza mesajım bize inansınlar, bize güvensinler. Biz onlar için savaşacağız. Onlar da bizim için tribünde savaşsınlar. Umarım Mayıslar bizim olur ve şampiyonluklar bizim olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok Kolay sağ gelsin. olun. Evet. Galatasaray'ın yeni transferi genç sol beki Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu Avusturya kampında. Taner, Hayırlı birkaç olsun. cümle edelim istersen Tabii ki. Kazımcan'la ilgili de ondan sonra Aranan bir devam oyuncuydu. edelim. Evet. Beşiktaş'ın da çok ilgilendiği, Galatasaray'ın da çok ilgi duyduğu bir oyuncuydu. Sonrasında bir şekilde Galatasaray transferi bitirmeyi başardı. Evet. Ve şu anda yabancı kontenjanı ile ilgili en azından mevcutta olan durumla alakalı da konuşacak olursak, yerli oyuncuların bu kadar kıymete bindiği ortamda Kazım gibi isimler, özellikle sol bek gibi böyle bir pozisyonda çok önemli, çok kıymetli. Beşiktaş'ın Rıdvan'ı nasıl piyasa anlamında 4-5 milyon euro bareminde Avrupa'ya satma olasılıkları doğabiliyorsa Galatasaray'da Kazım'dan benzer bir performansı yakalayıp Olabilir. Yüksek rakamlar kazanabilir. Peki. Geri dönelim. Şimdi bu açıklamalara canlı yayına gitmeden önce Bernardeşi ile ilgili bir paylaşıma bakıyorduk. Hemen bir kez daha rica edelim arkadaşlarımızdan. 28 yaşında bir kanat oyuncusunun MLS'e gitmesine çok alışık değildik Taner. Ta Evet. ki MLS'in kalitesi gerçekten bu kadar yükselene kadar keyifli, gerçekten kaliteli bir lig şu anda pek çok yıldızı bünyesinde barındırıyor ve Toronto'yla anlaşmaya vardı Bernardeşi. Yani NBA'yi rol model alıyorlar. MLS'i yönetirken NBA'deki gibi majör bir ligi show business tarzını öne çıkartmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de bu belki
bu sene değil ya da seneye değil ama bundan bir 15-20 sene sonrasında MLS'in dünyadaki bütün potansiyel yıldızları, olmuş yıldızları ya da işte kariyerinin sonlarına yaklaşmış isimleri toplayan bir lig haline geleceğini düşünüyorum. Finansal zaten anlamda, öyle de olmaya başladı aslında. Evet. NCAA gibi çok önemli yıldızlar tabii, var şu anda. Olmaya başladı ve bu 10-15 yıl sonrasında insanların artık gece yarıları NBA izlemek için kalktıkları gibi MLS'i izlemek için kalkacakları bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun üstüne çalışıyorlar. Özellikle maç günü gelirlerini arttırmaya yönelik hamleler olduğu için de bu tarz yıldız isimleri kadrolara katarak da aslında bu parayı zaten çıkartıyorlar. Evet. Burada belki harcanan para 10 milyon eurolar civarı belki maaşlar misal veriyorlar ama bu rakamları çok rahat bir şekilde çıkartıyorlar. Evet, yaptıkları yani normal şartlarda Avrupa'da çok ciddi piyasası olabilecek bir isimden söz evet. ediyoruz. Yaşı itibarıyla da, performansı kazanacağı itibarıyla da. Kazanacağı paranın iki katını tabii. aldığı zaman da Avrupa'dan uzak kalmayı göze alabiliyorlar. Peki devam edelim. Az önce yaşı ilerlemiş profesyonel oyunculardan bahsediyorduk. Lewandowski örneğinde olduğu gibi. Onlardan biri de Joaquin Sanchez, Real Betis'in 40 yaşındaki kaptanı. Sözleşmesini bir yıl daha uzattı ve kariyerinin son sezonunu oynayacağını açıkladı. Bizde bir Atiba örneği var ama Atiba. Tek örnek şu anda. Emre Belezoğlu vardı. O da yine şu anda, evet. 40'larına kadar geldi. 38'de falan bıraktı, evet. 39'da bıraktı. Atiba keza aynı şekilde. Bunun en büyük sebebi de şu aslına bakarsan. 70'lerde, 80'lerde hatta 90'larda bu yaş grubuna kadar yükselen oyuncular genellikle kaleciler olurdu. Evet, doğru. Çünkü koşu gerektirmeyen, işte efor olarak daha az bir fiziksel güç gerektiren mevki olduğu için sadece kaleciler 40'larını görebilirlerdi. Hatırlarsın, çok da güzel kaleciler vardı o dönemlerde. Bugün bu futbolcular nezdine gittiği zaman gelmesinin en büyük sebebi artık oyuncuların her attığı adımın ölçümlenebiliyor olması. Ve ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde tartılabiliyor olması. Sanchez'i muhtemelen en küçük kas grubuna kadar Real Betis eksiklerini analiz edebiliyor. Ona göre de kuvvetlendirmelerini yapıyor. Ona göre de risklerini azaltıyor. Şimdi bu kadar analizin olmadığı yerde futbolu bitirme yaşı çok düşüktü. Evet. Burada 90'lara gittiğimiz zaman futbolu bırakma yaşları 30'ların başı iken bugün 2022 yılında 30'ların sonu oldu. 10 yıl fark etti. Bunun en büyük sebebi insanları doğru bir şekilde, sporcuları doğru bir şekilde yönetebiliyor olmak. Peki. Taner, Klopp'cu musun, Guardiola'cı mısın? Guardiola'ya daha yakın hissediyorum kendimi. Tarz olarak en azından Guardiola'nın tarzı bana çok doğru geliyor. Futbol tarzından bahsediyorsun. Tarzı giyim tarzı değil diye tahmin. Giyim tarzını da beğeniyorum. Giyim tarzını ben de çok beğeniyorum. Ama futbol konuştuğumuz için futboldan girmiştim. Futbol tarzını da tabii ki. Ama biz Klopp'un 11'ine bakacağız. Peki, niye Rüya Guardiola 11'i? Mı diye sordun? Klopp mu Guardiola mı diye bir fikrini almak istedim. Hep sorarlar ya Ronaldo mu Messi mi diye. Artık tamam, biraz anladım. Klopp mu Guardiola mı? Okay. Ben de Guardiola ile ilgili bir şey geliyor zannettim.